emeklilere son dakika gelişimlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Emekliye müjde, bayram ikramiyesi sonrasında yılbaşı ikramiyesi de ödenecek. Emekli olan kişilere yeni bir sevindiren haber geldi. Emekli ikramiyeleri daha çok ödenecek, emekli olan kişilere, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde verilen 1100 Türk Lirası destek ödemeleri oldukça mutlu eden bir haber oluyor. Emekli olan kişilerin bayramdan önce alacakları bu ikramiyeler ile birlikte bayram tatilini sıkıntısız geçirilmesi planlanıyor. Geçen gün internet haber sitelerinden yayınlanan ve bir daha emekli ikramiyesi verilmeyeceği hakkında söylentiler hükümet tarafından yalanlandı. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyeleri ile birlikte, artık yılbaşı içinde ikramiye verilmesi gündemde, bayramlardan önce verilen emekli ikramiyeleri özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan kişilere, ilaç oluyor. Ciddi katkısı olan bu ikramiyeler bayram öncesinde oldukça tercih ediliyor. Bayram zamanı verilen bu ikramiyeler için ayrıca şimdilerde ise yılbaşında da verileği söyleniyor. Emekliler için yapılacak bu çalışmaların sinyallerini hükümet yetkilileri verdi. Eğer bu yasa kabul edilirse bayram ikramiyeleri gibi yeni yıla girerken de yılbaşı ikramiyesi verilecek. Emekli olan kişilere verilen bayram ikramiyeleri ile birlikte şimdi de yılbaşı ikramiyesi gündeme geldi. Yine 1100 Türk Lirası olarak verilecek bu ikramiyeler hükümet tarafından duyurulacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı sonrasında artık yıl başında da ikramiye alınacak. Yılda 3 kere emeklilere ikramiye verilmiş olacak. Yılbaşından sonra ayrıca Ocak zammı da gelecek. Emekliler için yılın sonu karlı geçecek. Emekli olan kişilere ayrıca yardım parası verilmesi de gündemde. Eylül ayı itibariyle Aralık ayına kadar, durumu kötü olan emeklilere, evi kira olan emeklilere yardım parası verilecek. Henüz net bir karar verilmese de en az 1500 TL'ye kadar bir yardım yapılması bekleniyor. Ayrıca emekli olan kişilere, kömür yardımı, gıda yardımı da yapmaya devam edecek. Bu yardımlar pandemi yardımları olarak geçiyor. Emekli olan kişiler, bu yardımları aldıklarında yılda bir kere nakit yardımından bir kere kömür yardımından iki ayda bir ise gıda yardımlarından faydalanabilecekler. Memurların her ay maaşlarıyla beraber aldığı aile yardımının artırılmasının yanında kapsamının genişletilmesi de gündeme geldi. Konfederasyonlar ödemenin eş için 719, çocuk içinde yaşa bakılmaksızın 179 Türk lirasına yükseltilmesini, emeklilere de verilmesini talep ediyor. Bu talebin hayata geçmesi durumunda eş yardımı 408,68 Türk lirasından 719,19 ,19 Türk lirasına, çocuk yardımı da 44, 94, ,89, 90 Türk lirasından 179,80 Türk lirasına çıkacak. Eşi çalışmayan iki çocuklu memur çocuğun yaşına göre 498,58 veya 588,48 Türk lirası alırken, bu tutar 1078 Türk lirasına yükselecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verilen teklif listesine göre memursen, çalışmayan eş için belirlenen aile yardımı gösterge rakamının 2. 273'ten 4.000, e, çocuk için belirlenmiş olan halen 6 yaş altında, 500, üstünde, 250 olan gösterge rakamının da yaş ayrımı yapılmadan, 1.000, e çıkarılmasını istiyor, bu talebin hayata geçmesi durumunda eş yardımı 408,68. Türk lirasından 719,19 Türk lirasına, çocuk yardımı da 44, 94, ,89, 90 Türk lirasından 179,80 Türk lirasına yükselmiş olacak. Eşi çalışmayan iki çocuğu bulunan memur ve emekli çocuğun yaşına göre 498,58 veya 588,48 Türk lirası alırken, bu tutar 1078 Türk lirasına yükselecek. Ayrıca, aile yardımından emekliler ile kurumların yurt dışı teşkilatlarına ait pozisyonlarda 657 sayılı kanunun 4. B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışan Türk uyruklu personelin de faydalandırılmasını istiyor, öte yandan. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun ek 5. maddesi, tarım ya da orman işlerinde hizmet ile süreksiz çalışanlar, kapsamında sigortalı olan eşlerle ek 9. maddesi, ev işlerinde çalışanlar. Kapsamında sigortalı olan eşler içinde elde ettikleri aylık gelir tutarına bakılmadan aile yardımı ödeneği ödenmesi isteniyor. Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödemede alıyor vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın %4'ü, 5 i oranında oluyor, maaşı 1554 liranın altında olanlara %5, üstünde olanlara %4 oranında ek ödeme veriliyor. Emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor, Türkiye Emekliler Derneği'nin TÜET teklifi, oranın %10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak. Emekliler maaşlarının %4'ü yerine %10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak, Sosyal Sigortalar Kurumu ve BA, kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6.908 ,35 lira 35 kuruş olan, en yüksek maaşı alan emekliye, 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek, emeklilere her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme yapılıyor ek ödemeler vergi iadesinin yerine geliyor. Maaşı 1554 liranın altında olanlara %5, üstünde olanlara ise %4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor, Türkiye Emekliler Derneği'nin TÜED teklifi, oranın %10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak. Emekliler maaşlarının %4 ü yerine %10 u oranında ek ödeme almaya başlayacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün, yüzdeli zamlar zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor ve makas açılıyor. Emekli maaşları arasındaki bu makas çok açılıyor muhakkak seyyanen zam verilmesi gerekiyor, dedi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarına muhakkak seyyanen zam yapılmasının şart olduğunu söyledi. Ergün, yüzdeli zamlar zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor ve makas açılıyor. Emekli maaşları arasındaki bu makas çok açılıyor. Emekliler aynı manava, bakkala gidiyor. Ben seyyanen zam verilmesinden yanayım, dedi, yüzdeli zamların emekliler arasında huzursuzluk yarattığını belirten Ergün şöyle devam etti, nedeni de şu örnek veriyorum, 2000 lira maaş alıyorsunuz, %10 zam alırsanız, 200 lira zam almış olursunuz. E peki 5000 lira maaşınız var, %10 zam alırsanız, 500 lira zam alırsınız. Yüzdeli zamlar zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor ve makas açılıyor. Emekli maaşları arasındaki bu makas çok açılıyor. Emekliler aynı manava, bakkala gidiyor. Ben seyyanen zam verilmesinden yanayım. Emeklinin geçim sıkıntısının çözümünün de işsizliğin önlenmesinden geçtiğini söyleyen Ergün, çözümü çok kolay. Ne zaman Türkiye'de milyonlarca evladımız iş bulursa yani çalışma hayatına atılırsa, kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldırırsanız ve gerçek manada devlet vergisini toplarsa, sosyal güvenliğin kasası dolarsa emeklinin de durumu düzelir. Şu anda bir emekliye iki çalışan bile düşmüyor. Yani çalışan sayısını yükselteceğiz bir de bu taban maaşlardan yani asgari ücretten yatan prim ödeyerek emeklilerimiz yaşam koşulları çok iyi bir noktaya gelemez. Çünkü tavan çok yükseldi. Asgari ücretin 7,5 katı noktasına geldi. Bugün asgari ücrette emekli olanlar 1000 liranın altında maaş alıyorlar, diye konuştu. 8 senedir intibak mücadelesi verdiğini söyleyen Ergün, intibak memuru, bağ ilgilendirmiyor. 2008 yılına kadar emekli olmuş sigortalıları ilgilendiriyor. 2013 yılında intibak yasası çıktı ve ödemeler yapıldı. 2000 yılına kadar emekli olmuş sigortalıların intibak yasası bu derneğin sayesinde çıktı. Orada da herkes çalışma gün sayısına, ödediği prime göre fark aldı. Şimdi intibak yasası mutlaka çıkmalı ve emekli maaşları arasındaki bu adaletsiz emekli maaşları düzeltilmeli. 2000 yılından sonra emekli olanlar daha önceki emeklilerden daha az maaş alıyor. Bunun 8 yıldır takipçisiyiz. İktidar partisi gündemini alacak ve kanun çıkacak başka türlü olmuyor, ifadelerini kullandı. Hücreyi yönetenlerin emeklilerin sorununa kulak vermesi gerektiğini ifade eden Ergün, herkes ülkedeki emeklileri kendi anne ve babaları gibi görmeli ve taleplerine kulak vermeli. Temennim budur.